Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3'te yayınlar. AYT Matematik Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz eksi 3'ten 3'e kadar x küp eksi 3x ve küp kök x de x'in integralini istemiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada x üzeri 1 bölü 3. Hepsinin üstleri tek sayı. Yani ben eksi yazdığımda hepsinde dışarı çıkacaktır. Dolayısıyla bu integral tek fonksiyon olduğu için ve sınırlar tek fonksiyonda eksi k'dan k'ya kadar gittiğinde sıfır olduğu için direkt bu integral sıfırdır diyebiliriz. Sıfırdan 4'e kadar. Arkadaşlar x kare mutlak değer içinde olsa da daima pozitif olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla o mutlak değer dışına çıkar. Şimdi biz 4x eksi x karenin integralini alacağız. 4x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. 4 ve 0 yazıyoruz. Şunlar gitti 2. 4 yazdığımızda 16, 32 eksi 64 bölü 3. 0 yazdığımızda direkt 0 zaten. 3 kere 32 96 eder. 96'dan 64 çıkarsak 32 bölü 3. Arkadaşlar eksi 1'den 2'ye kadar d2x var burada. Bu ne demek? 2x'in türevini alın, 2'ye yanına dx koyun demek. Yani parantez içindekinin türevini alıp yanına dx koyacaksınız. Yani x'e göre türev aldığı için bu diferansiyel demektir. Sabit sayı integral dışına alınabilir biliyorsunuz. Eksi 1'den 2'ye kadar x küp artı x de x. Şimdi integralini alalım. X üzeri 4 bölü 4 artı x kare bölü 2. En son 2'yi de çarparız arkadaşlar. Sınırlar 2 ve eksi 1. 2 yazarsak 16 bölü 4, 4. 4 bölü 2, 2. Eksi. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Şurası 6. Şurası 3 bölü 4. 24'ten 3 çıkardık. 21 bölü 4 ve dışında da 2 olduğu için çarpım olarak 21 bölü 2 oldu. K1 gerçek sayı olmak üzere 2'den 4'e kadar 8x artı k integrali 56 ise k kaçtır diyor. Arkadaşlar biz 8x'in integralini alalım. 8x kare bölü 2 artı kx. Şunlar sadeleşti. 4. 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16. 16 kere 4. 64 artı 4k. Eksi 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 16 artı 2k eşittir 56. 64'ten 16 çıkarırsak 48. 4k'dan 2k çıkarırsak 2k 56. 48'den 56 çıkarırsak 8 olur sayılar arkadaşlar. K'nın da buradan 4 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir mutlak değerli integral var. Sonuçta bunun kritik noktası yani içeriği sıfır yapan değer eksi 2. İntegrali eksi 2'ye kadar bir alalım. Eksi 3 ile eksi 2 arasında bir değer verdiğimizde yani örneğin eksi 2,5 verdiğimizde üst taraf negatif çıkacaktır. Yani işaret değiştirerek çıkacaktır. Eksi 2'den 2'ye kadar gittiğimizde aynen çıkacaktır. Şunları sadeleştirirsek burası 1, eksi 1, burası da 1 olur. Eksi 1'in integrali eksi x, eksi 2 ve eksi 3 yazacağız. Bunu bir yazalım. Eksi eksi 2 artı 2, eksi 3 artı 3. Yani burası eksi 1 çıkar. 1'in integrali x'tir. 2 ve eksi 2 yazıyoruz. 2 eksi eksi 2'den 4 çıkar. Toplamları da ne olur arkadaşlar? 3. Altıncı sorumuzdayız. df türev x 1'den 4'e kadar. df türev x bunun bir kere daha türevini al demektir. İkinci türev x dx. Arkadaşlar ikinci türev var. Bir tane integral var. Bir integral bir türevi yok eder diye düşünürsek bir tane türev kalır integral sonucunda. 4 ve 1 yazacağız. Yani bize sorulan f türev 4 eksi f türev 1 işleminin sonucu nedir? Önce bir f türev x'i alalım. 3 başa geçti x kare eksi 1. Burada 4 yazarsak 16 eksi 1 15. 1 yazarsak 0. Yani cevabımız 15. Evet, 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Her noktada türevlenebilir bir fx fonksiyonu için integral fx fonksiyonu sıfır noktasında bir ekstremum var. Bu ne demek? Bunun demek ki türevini aldığımızda ve sıfır koyduğumuzda sonuçta sıfır çıkacak. Türevle integral gider. F sıfırın bize sıfır olduğunu söylüyor. Arkadaşlar y türevi ne demek? F'in türevi demek. Y'ler f demek. Bu da f kare x demek.
9x üzeri 8. Şunlar sadeleşti. 3 oldu. Şimdi ben her iki tarafın integralini alayım şu şekilde. F kare x dx. 3x üzeri 8 dx şeklinde. Buraya t dersem, pardon, fx'e t diyelim. F türev x dx ne olur? Dt. Dolayısıyla şuraya t demiştik. T kare f türev x dx de dt oldu. Sağ tarafın integrali 3x üzeri 9 bölü 9 artı c. Arkadaşlar her iki tarafın integrali alındığında bir tane c yazmak yeterlidir. Şunlar gitti, 3 oldu. Şimdi buranın integrali t küp bölü 3 x üzeri 9 bölü 3 artı c. T de zaten neydi arkadaşlar? Fx, buraya fx yazabiliriz. F0 0 olduğu için x'in 0 yazarsak c'nin 0 olduğunu görürüz. Bize f2'yi soruyor arkadaşlar. F2, fx'in küpü, f2'nin küpü bölü 3, 2 üzeri 9 bölü 3. Şunlar sadeleşti. Küp kök içine alırsak 2'nin küpü, f2 buradan ne çıkar arkadaşlar? 8. 7. sorumuzun cevabı deriz. 8. sorudayız. 1'den 3'e kadar 3 üzeri ln x artı 2x kare. Arkadaşlar şurada sınırları yer değiştiriyorum. Eksi 1, pardon, 1'i aşağıya 3'ü yukarı alıyorum. O zaman bunun önüne eksi geliyor. 3 üzeri ln x eksi x kare de x. Arkadaşlar sınırlar aynı olduğunda ve toplama çıkarma olduğunda integraller birleştirilebilir ve şunlar birbirlerini götüreceklerdir. 2x kareden x kare çıkarsak 1'den 3'e kadar x kare dx olur. Bu x küp bölü 3, 3 ve 1 yazdık. 27 bölü 3, 9 eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla, pardon, çıkarma işleminden dolayı şuraya 3 gelecek. 2x kare eksi eksi artıya dönüşecek. Yani dolayısıyla bunun da başında bir 3 var. Burada, şurada bir 3 var. 3 kere 9, 27. 3 çarpı 26 bölü 3. Dolayısıyla cevabımız ne çıkacak? 26. Şu eksi ikisine de etki edecek arkadaşlar. 9. sorumuzdayız. Arkadaşlar ikinci soruda eksi 2'den eksi 1'e kadar fx dx de x'e eksi u dönüşümü yaparsam dx eşittir eksi du olur. Sınırları bir düzenleyelim. X eksi 1 olduğunda u ne olur? 1 olur. X eksi 2 olduğunda u ne olur? 2 olur. Şimdi bunları bir yerlerine yazalım. Burası 1, burası 2. X'e eksi u yazdık. Yani burası f eksi u ve eksi du oldu. Eksi du. F eksi u, şurada bir hesaplayalım. 2 bölü 1 artı 5 üzeri eksi u. Bunu nasıl yazabiliriz? 1 bölü 1, 2 bölü 1 artı 1 bölü 5 üzeri u. Payda eşitlersek 5 üzeri u artı 1 bölü 5 üzeri u. Ters çevirdik. 2 bölü 2 5 üzeri u bölü 5 üzeri u artı 1. Evet, şu x de yer değiştirirse 1'den 2'ye kadar şu eksi gider artık artı olur. Neden? Sınırlar yer değiştirdiğinde arkadaşlar şunlar önüne bir eksi geldiği için artı oluyor. 2, 5 üzeri u, 5 üzeri u artı 1, du. Artı, burada da 1'den 2'ye kadar 2 bölü 1 artı 5 üzeri x. Arkadaşlar u'ya 2 ve 1 koymak da x'e 2 ve 1 koymak aynı şeylerdir. Yani bunu artık yine x olarak düşünebilirsiniz. Herhangi, yani şöyle söyleyeyim size. 3u artı 5 denklemiyle 2, 3x artı 5 denklemleri aynı değil midir? Sonuçta aynıdır. Aynı değerleri verirler. Bunları birleştirirsek arkadaşlar nasıl toplama işlemleri var? 2 parantezinde 1 artı 5 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1. Şunlar sadeleşti. Demek ki 1'den 2'ye kadar integralimiz 2 dx kaldı. 2'nin integrali 2x. 2 ve 1 yazacağız. 2 yazarsak 4, 1 yazarsak 2. Çıkardığımızda cevabımız 2 olur. Arkadaşlar burada x kare artı 5'e t dönüşümü yapıyorum. 2x dx dt. Dolayısıyla bakın f üssü içeriye t dedik. X dx ne oldu arkadaşlar? X dx dt bölü 2. Sınırlarımız eksi 3 ve 3. Tabii t sınırlarını da biz bulalım. 3 koyarsak 3'ün karesi 9, 5 daha 14. Eksi 3 koyarsak
9, 5 daha yine 14. Arkadaşlar sınırlar aynı olduğu için integral ne olursa olsun esasında bunun sonucu nedir? Sıfırdır. 11. sorumuzdayız. Arkadaşlar f'in türevi sıfırdan küçükse farklı bir denklem, sıfırdan büyükse farklı bir denklem demiş. Türev bakın burada çizilen teğet pozitif olduğu için, dar açı yaptığı için türev pozitiftir. Eğimi pozitiftir. Yani eksi 4'ten eksi 1'e kadar eğim pozitif. Burada bizim sınırlarımıza denk gelen yeri eksi 3'ten eksi 1'e kadar. Eğim pozitifse denklemimiz 2x artı 3'müş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 1'den kaça kadar gidiyor bizim fonksiyonumuz? 1'e kadar. Burada da eğim negatif. Yani türev negatif. O zaman türev negatifse bizim denklemimiz 3x kare artı 1 dx. Alıyoruz integrallerini. Yerlerine koyuyoruz. 1 eksi 3 eksi 9 eksi 9. Şurası 0. Şurası eksi 2 oldu. Geldik buraya. 3x küp bölü 3 artı x. 1 ve eksi 1 koyduk. 1, 1, 2 eksi. Eksi 1, eksi 1. Burası da eksi 2. Şurası da 4 oldu arkadaşlar. Toplamları ne çıkar? 2 çıkar. 12. sorumuzdayız. Arkadaşlar fx fonksiyonu eksi 3 ve eksi 3 noktalarda teğet olan 2 tane doğru verilmiş. O zaman 3 ve eksi 3 noktalarda 2 doğru bunların türevlerini verecektir eğimleri. Şöyle bir integralimiz var. Eksi 3'ten 3'e kadar f türevi x, f2 türevi x dx. F türevi x'e t dersek f2 türevi x dx dt olur. Yani şurası t. Sınırları düzenliyorum. Şuraya eksi 3 koydum. F türev eksi 3. Yani eksi 3 noktasındaki teğetin eğimi. Arkadaşlar şuradan eğim 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Peki 3 noktasındaki teğetin eğimi. Bunu da şöyle bir üçgen yapabiliriz. Y3 ile Y4 arası 1. Şurası x'i 3'müş. 1 bölü 3. Peki. Şimdi t'nin integralini alalım. T kare bölü 2. 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 yazacağız. 1 bölü 3 yazarsak 1 bölü 9, 1 bölü 18. Eksi 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 4, 1 bölü 8. Payda eşitleyelim. Burayı 4 ile burayı 9 ile. 4 eksi 9 bölü 72'den eksi 5 bölü 72. 13. sorumuzdayız. Eksi 3'ten 2'ye kadar fx dx 8'miş. Arkadaşlar şimdi integralin alan olduğu bilgisine yavaş yavaş geldik soruda. Eksi 3'ten 2'ye kadar eğrinin altında kalan alan 8'miş. Arkadaşlar şuradaki alanı bir hesaplayalım. Şurası 2 birim. Şurası n birim. 2 çarpı n bölü 2'den burası n. Devam ediyoruz. 2'ye kadar demiş. Şurası 3 birim. Şurası da n birim. Bu dikdörtgenin alanında 3n. İntegral 8 olduğuna göre 4n 8 n'in 2 olduğunu gördük. Yani şurası 2'ymiş. Arkadaşlar burada f x eksi 1 diyor. Yani grafiği bir birim sağa doğru kaydırmamızı istiyor. Biz önce onun bir integralden önce bir grafiği düzenleyelim. Eksi 1 noktası 0 noktasına gelecek. Eksi 3 noktası eksi 2 noktasına gelecek. Grafiği bir birim sağa kaydırsak bu şekilde olur. Burası yine 2. Ve eksi 4'ten m'e kadar. Arkadaşlar şimdi eksi 4 şuralarda bir yer olsun. Altta kalan alanlar integralin sonucunun negatif çıkmasına neden olur. Üstte kalan alanlar pozitif çıkmasına neden olur. Bakın şu iki üçgen birbirleriyle benzer üçgenler. Şu açılar aynı, bu açılar aynı. Ve dikkat ederseniz burası 2 birim arkadaşlar. Burası kaç birim? Burası da 2 birim. Dolayısıyla bunlar eş üçgenler arkadaşlar. Eş üçgenler olduğu için de burası 2 ise burası da yine nedir? Eksik. O zaman şu iki alan birbirine eşit çıkacaktır ve birbirlerini nötrleyecektir arkadaşlar. Sonucun 12 çıkması için bu dikdörtgenin şu alan 12 çıkması için buranın 6 birim olması gerekir ki 6 kere 2 12 olsun. Evet umarım videomuz faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.